Arkadaşlar merhaba. Yaptığımız son paylaşımlar altında ve Instagram üzerinden bize gelen mesajlarda çok sayıda aday Milli Savunma Üniversitesi okullarının taban puanlarının kaç olacağına dair sorular yöneltmekte. Mümkün olduğu kadar sizlerden gelen bu sorulara dönüş yapıyorum ancak bazen gözden kaçan sorular da olabilmekte. Dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlananlardan pek çoğunuzun merakını gidermek ve kafasındaki soru işaretlerini azaltmak amacıyla 2021 Milli Savunma Üniversitesi taban puanları üzerine video hazırlamanın sizler için faydalı olacağını düşünerek bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Şu an bu videoyu izleyenler arasından daha önce bizi hiç izlememiş ve takip etmeyen kişiler baraj puanlarının Milli Savunma Üniversitesi tarafından belirlendiğini ve bizim neye dayanarak baraj puanları hakkında yorum yaptığımızı kendi kendine sorabilir. Burada geçmiş yıllardaki taban puanları ve okulların kontenjan durumlarını dikkate alarak yorum yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Daha önce sınavlar üzerine yapmış olduğumuz tahminlerin de gerçekleşip gerçekleşmediğini, en iyi bizi uzun süredir takip eden takipçilerimizin bildiğini de söylemeden geçemeyeceğim. Videomuza geçmeden önce videoların devamlılığı adına kanalımıza abone olmanızı, yararlı bulduğunuz videoları da beğenerek arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyoruz. Bu konu daha fazla kitleye ulaşabilmek adına bizler için önemli. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Milli Savunma Üniversitesi okulları taban puanlarının tahmini olarak kaç olabileceğini gelin hep birlikte değerlendirelim. Arkadaşlar önümüzde böyle bir tablo var. Bu tablo Milli Savunma Üniversitesi harp okullarına başvuru yapan erkek adayların 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki okul türüne göre taban puanlarını gösteriyor. Gri alanlar 2018 yılındaki taban puanları, mavi alan 2019 yılındaki taban puanları, yeşil alan da 2020 yılındaki taban puanlarını gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz aşağı yönlü yeşil ok işareti ise taban puanının bir önceki yıla göre düştüğünü belirtmekte. Tablomuzun en sol tarafında ise okulların isimleri yer almakta. Şimdi sırasıyla okulların taban puanlarını değerlendirmeye başlayalım. Değerlendirmeye ilk olarak Hava Harp Okulu ile başlıyoruz. Hava Harp Okulu 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sayısal puan türünden öğrenci kabul etmiş. Okul tercihlerini sayısal puan türünden almış. Hava Harp Okulu'nun yıllara göre taban puanlarını incelediğimizde 2018 yılında taban puanın 347, 2019 yılında 343, 2020 yılında ise 326 olduğunu görmekteyiz. 2020 yılı puanının 2019 ile karşılaştırıldığında taban puanlarda 17 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Taban puanları son 3 yıla göre değerlendirildiğinde ise sürekli olarak son 3 yılda bir düşüş olduğu görünmekte. Dolayısıyla Hava Harp Okulu'nun 2021 yılındaki taban puanının 326 ile 330 bandında olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca arkadaşlar Milli İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısının yapmış olduğu açıklamada Hava Harp Okulu'nun geçen yıl kontenjanıyla 2021 yılında alınacak olan öğrenci kontenjanının birbirine yakın olduğunu görmekteyiz. Bu durumda taban puanın bir önceki yıla yakın olacağını göstermekte. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sayısal puan türünden öğrenci aldığını görüyoruz. 2018 yılında bu okulların taban puanı 280, 2019 yılında 277, 2020 yılında ise 276 olduğunu görüyoruz. 2020 yılındaki taban puanı 2019 yılı ile karşılaştırıldığında 1 puanlık bir düşüş görünmekte.
neredeyse hiçbir değişiklik olmamış. Son 3 yıla baktığımızda ise yine taban puanlarının birbirine çok yakın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 2021 yılında da Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik Akademisi sayısal puan türünden taban puanını 276 ile 280 bandı arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Yine bu okullara alınacak olan öğrenci sayısında da herhangi bir artış ya da azalmanın olmadığını Milli Sami Üniversitesi Rektör Yardımcısı açıklamalarında belirtti. Kara Harp Okulu'nun 2018-2019-2020 yıllarında eşit ağırlık alanından da öğrenci aldığını görüyoruz. Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden 2018 yılında taban puanını 273, 2019 yılında 280, 2020 yılında ise 275 olarak belirlediğini görmekteyiz. 2020 yılındaki taban puanı bir önceki yıla göre karşılaştırıldığında 5 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Taban puanları son 3 yıla göre kıyaslandığında ise puanlarda bir dalgalanma olduğu görünüyor. Bu durum taban puanında bir artış olabileceğini göstermekte. Buna ek olarak Kara Harp Okulu 2021 yılında ilk defa sözel puan türünden öğrenci alımı yapacak. Dolayısıyla sözel puanının da kontenjana eklenmiş olması, taban puanlara eklenmiş olması eşit ağırlık taban puanını artıracaktır. 2021 yılında bu alandaki taban puanın 280 ile 290 arasında değişeceğini düşünüyorum. Kara Harp Okulu'nun sözel puan türünden bu yıl ilk defa öğrenci alacağını biraz önce söylemiştik. 2021 yılı için Kara Harp Okulu'nun sözel puan türünden taban puanı tahminimizin 285 ve 290 arasında olduğunu belirtelim. Burada bahsetmiş olduğumuz taban puanları erkek adaylara ait olan taban puanları. Şimdi kadın adayların harp okulların taban puanlarına baktığımızda Hava Harp Okulu 2018, 2019 ve 2020 yılında sayısal puan türünden öğrenci aldığını görüyoruz. Kadın adaylarda 2018 yılında taban puanın 415, 2019 yılında 388, 2020 yılında ise 357 olduğunu görüyoruz. 2020 taban puanı bir önceki yılla karşılaştırıldığında 31 puanlık bir düşüş olduğu görünmekte. Son 3 yıldaki taban puanlara baktığımızda ise her yıl taban puanların yaklaşık olarak 30 puan düştüğünü görüyoruz. Bu durum bize Hava Harp Okulu'nu tercih eden kadın adayların 2021 yılındaki taban puanlarının bir miktarda olsa düşeceğini göstermekte. Tabii ki bu düşüşün 2021 yılı için 25-30 puan olacağı beklenemez. 2021 yılındaki taban puanı tahminimiz 355 arkadaşlar. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne başvuru yapan kadın adayların 2018, 2019 ve 2020 yılında sayısal puan türünden puanlarını incelediğimizde 2018 yılındaki taban puanın 382, 2019 yılında 361, 2020 yılında ise 349 olduğunu görmekteyiz. 2020 taban puanı 2019 yılı ile karşılaştırıldığında 12 puanlık bir düşüş söz konusu. Son 3 yılın taban puanları karşılaştırıldığında ise yine düzenli olarak bir düşüş olduğu görünmekte. 2021 yılında bu puan türünden taban puanı tahminimiz de 345 ile 350 arasında arkadaşlar. Kara Harp Okulu'nun 2018, 2019 ve 2020 yılında eşit ağırlık puan türünden puanlarına baktığımızda 2018 yılında taban puanın 363, 2019 yılında 354,
2020 yılında ise 348 olduğunu görüyoruz. 2020 yılındaki taban puanı 2019 yılı ile karşılaştırıldığında 6 puanlık bir düşüş görünmekte. Son 3 yılda da yine taban puanlarında 6 ve 10 puan arasında bir düşüş olduğu görünmekte. Kara Harp Okulu'nun kadın adaylarda da sözel puan türünden ilk defa öğrenci alacağını dikkate alırsak, 2021 yılı eşit ağırlık taban puanının 350 ve 355 arasında olacağını söyleyebiliriz. Son olarak Kara Harp Okulu'nun sözel puan türünden 2021 yılındaki taban puanı tahminimizi de söyleyelim. Sonrasında harp okullarına dair taban puanı videomuzu sonlandıralım. Kadın adayların önceki yıllardaki taban puanları dikkate alındığında ve alınacak olan öğrenci sayısı dikkate alındığında sözel puan türünden taban puanın 2021 yılında 360 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Burada söylemiş olduğumuz tahminlerin, puanların hepsi bizim kendi tahminimiz arkadaşlar. Daha önceki yıllarda belirlenen taban puanları ve okullara alınacak olan öğrenci sayılarını dikkate alarak yaptık bu tahminleri. Tahminlerimiz belki doğru çıkabilir, belki yanılmış da olabiliriz. Ancak burada gönlümüzün sınava başvuru yapan her adayın kazanmasından yana olduğunu söylemek istiyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları'nın taban puanlarıyla devam edeceğiz. Videoların devamlılığı adına kanalımıza abone olup yararlı bulduğunuz videoları beğenirseniz seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.